Excel'de arama ve başvuru fonksiyonlarından biri olarak kullanılan sıralı ölçüt fonksiyonunu bu videomuzda inceleyeceğiz. Sıralı ölçüte geçmeden önce isterseniz yukarıda çıkan karttan sıralı fonksiyonunu da bir inceleyebilirsiniz. Arasında sadece ufacık bir fark bulunuyor. İşte bu farkı bu videoda biraz sonra göreceğiz. Eğer siz Excel'i İngilizce olarak kullanıyorsanız bu fonksiyonu sort by fonksiyon olarak kullanmanız mümkün. Şimdi yapacağımız işleme geçelim. Sırala ölçüt fonksiyonunu açtıktan sonra dizi olarak sıralanacak olan dizinin hepsini seçmemiz gerekiyor. Şöyle hepsini seçelim. Ardından nokta virgülümüzü bırakalım. İkinci bağımsız değişkenimiz diziye göre 1. Bu ne demek? Bunu bir ölçüt olarak düşünün. Ölçütün nerede aradığını, yani sıralamayı nerede yapacağınızı Excel'e söylemeniz lazım. Ben diyorum sıralamayı satıcıya göre yapacağım. Satıcıya göre yapacağım ama bir sonraki bağımsız değişken zaten sıralama düzenini soruyor bana. Artan mı, azalan düzeyde mi işlem yapmak istiyorsun? Biz artan diyelim. Artan dediğimizde ne olacak? Eğer burada bir sayı olsaydı birden başlayacaktı. Ama burada sayı yok, harfler var. O yüzden A'dan Z'ye bir işlem yapacak. Eksi 1 dersem de Z'den A'ya doğru ya da büyükten küçüğe doğru bir işlem yapacaktı. Noktalı virgülümüzü koyduk. Benim ikinci bir sıralama ölçütüm daha olacak. O da nedir? Buradaki ürünler. Hemen onları da seçtim. Noktalı virgülü bırakıyorum. Anlamamız açısından eksi 1 diyorum. Yani bu da azalan olsun. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımız zaman değerlerin buraya geldiğini görürsünüz. İki tane Ahmet değerimiz vardı. Bunlar G ürünü ve A ürünü olarak sıralandı. Eğer biz şöyle yapmış olsaydık, bakın burayı eksi 1 olarak değil de 1 olarak seçmiş olsaydık, bu defa A yukarı çıkacaktı. G ikinci sıraya gerilecekti. Ya da tam tersini düşünürsek, sıralama düzeni 1'e eksi 1 yaparsak, yani azalan satıcıda işlem yaparsak, Yasemin'den başlayacaktır ve Ahmet'le bitirecektir. Yani az öncekinin tam tersini yapacaktır. Burada tabii unique gibi, filter gibi fonksiyonları da iç içe kullanarak bağımsız çalışmalar yapabilirsiniz. Microsoft Office programları ile ilgili daha fazla içerik hazırlayabilmem için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve imkanınız varsa da katıl destekçisi olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.